Muhtemelen 30 yıl önceydi. Böyle 30 yıl önceydi diyorum ders halkasında otururken. Zaman zaman derse başlamazdan önce bazı değerlendirmeleri, yorumları olur Hoca Efendi'nin. O sabah yine söze başladı. Dedi ki bu hizmeti dedi bir fabrika gibi düşünseniz ve dedi bunun şarteli olup da dedi bir şarteline basıp fabrikayı kapatır gibi dedi hizmeti şartelini indirseniz ve kapatsanız dedi. Durdu. Hizmet dedi varlık gerekçesini yerine getirmiştir. Yani bundan sonra hiç hizmet olmasa insanlara gidin evinizde oturun artık desek dedi. Hizmet varlık gerekçesini yerine getirmiştir dedi. Dünya tarihinde 100-150 yıllık bir etkisi devam ederdi. Sonra akabinden de şunu ifade etti. Eğer dedi hayatiyete başladığı günden o son ana kadar yapılan her türlü salih amel, ecir ve mükafatlarını da bu hizmete gönül veren insanlara taksim edilse herkesi ve yapacak kadar da ecir mükafat vardır dedi. Bu cümleyi 30 yıl önceydi zannediyorum. Çünkü henüz daha Amerika'ya gelmemişti. Bunu ifade etmişti. Tabii sonra bir ek daha yaptı. O mecliste mi oldu? Daha sonraki mecliste mi oldu? Yine böyle benzer bir konuda. İfadesi şu oldu. Dedi ki insanlar dedi huzur-u ilahide hesap verirken, hesap görürken dedi. Biliyorsunuz dedi salih amelleri zayi olanlar olacak dedi. Başkalarına diliyle, dudağıyla müdahale hakkı olmayan şeylere dilini, dudağını bulaştırdığı için veya başkalarının bir takım hukukuna tecavüz eden hareket ve amellerde bulunduğu için muhasebede yarın dedi Cenab-ı Hak hakkı olanların hakkını onun salih amellerinden devşirerek alır dedi. Sonra Hazretin dedi salih ameli bitince dedi bu sefer karşı tarafın seyyiatından onun sırtına yüklenir ifadesini kullandıktan sonra ancak dedi ancak bu değerlendirmeler dedi hizmetin onun hissesine düşen ecirleri için geçerli değildi. Neden diyeceksiniz dedi. Çünkü dedi hizmetin hissesinden ona veya hizmetin o şirketi amali uhreviyeden onun hissesine düşenlerin tamamı onun emeğinin karşılığı olmadığı için onda başkalarının da emeği ve terleri olduğundan dolayı dedi günahlarının mukabilinde o karşı tarafa verilemez. Verilmez ve onun kefesinde durmaya kalmaya devam eder dedi. Şimdi bu ifadeden sonra yine o mecliste tam hatırlamıyorum o mecliste oldu zannediyorum. Bu arada biri dedi ki efendim dedi şöyle bir hadise yaşadık dedi. Bir milli güreşçimiz dedi güreş sporu ile alakalı faslı kapattıktan sonra dedi ticarete girmiş dedi. Ticarete girince de dedi 3-5 ticaret sonrası dedi iflas etmiş. Dolayısıyla dedi alacaklılar haciz memuruyla geldiler dedi. Adamın bütün evinde malı, mülkü, tapanı, tarlası ne varsa hepsini aldılar dedi. Bu arada da dedi 7-8 tane dedi kazandığı altın madalyalar vardı dedi. Altın madalyaları da alıp götürdüler. Sonra dedi o güreşçinin avukatı karşı bir davada dedi dava açarak madalyaların sadece onun hakkı olmadığı, onun bütün milleti temsil makamında kendine verilen madalyalar olduğundan dolayı böyle bir şahsi kusur ve hatasından dolayı gasp edilemeyeceğini ve madalyaların iadesi davasını açtı dedi. Hakikaten dedi daha sonra mahkemede dedi bu avukatın iddiasını haklı buldu ve güreşçinin dedi bütün madalyaları, altın madalyalarını iade etti dedi. Hoca ben de işte böyle bir şey o dedi. Çünkü o madalyalarda da dedi sadece onun şahsi itibarı değil bütün milletin itibarını temsil eden özelliği olduğundan dolayı şahsi kusurları karşılığında onlar dedi gasp edilemez hakikatine. Bu da bir örnek olarak olabilir demişti.